Değerli hemşehrilerimiz, bu salonda yalan ve yalancılar yok. Bu salonda iftira ve iftiracılar yok. Bu salonda milletin hakkını yiyenler, milletin hakkını bölüşenler yok. Bu salonda milletin hakkını yetim hakkı savunur gibi savunanlar var. Bu salonda her türlü iftiraya rağmen dimdik ayakta duran ve önce insan, önce şehrim diyen Bursa'nın güzel insanları var. Bu salonda kimsenin hakkını yemeyecek, yedirmeyecek, önce insan, önce şehrim diyecek dürüst yöneticiler var. Ve bu salonda adaletin, hakkın, hakikatin gür sesi, kimsesizlerin gür sesi Temel Karamollaoğlu var. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Saadet Partisi Genel Başkanımız Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu geliyor. Evet, işte Bursa, işte heyecan ve işte Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu. Selamun aleyküm muhterem kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Buraya Adana'dan geldik. Kayseri'ye uğradık. Arkasından Sivas'ı ziyaret ettik ve bugün Bursa'mızdayız. Genel Sekreterimiz Taceddin Bey, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Bey ile beraberiz. Elbette burada zaten Genel İdare Kurulu üyelerimiz de var. Hepinizi şahsım ve onların adına saygıyla selamlıyorum. Bu toplantımızın hayra vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Muhterem kardeşlerim, bir mahalli seçime gidiyoruz. Ancak bu mahalli seçime giderken herhalde bugüne kadar karşılaşmadığımız bir manzarayla karşı karşıyayız. Genel seçimlerden daha heyecanlı bir hale büründü seçimler neredeyse. Sayın Cumhurbaşkanı artık doğrudan doğruya seçimlerin içinde, her gün en az 2-3 vilayette dolaşıyor. Bizim işimiz zor biraz. Bir yerden bir yere biraz uçakla, biraz arabayla epeyce bir zaman alıyor tabii. İki yerde bile program yapmak bize biraz zor geliyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı adeta bu seçimi bir ittifak yaptığı parti ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Türkiye'nin bir beka meselesine çevirdiler. Bunu sık sık gündeme getiriyorlar. Ancak biz de ısrarla bir soruyu soruyoruz. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mehmet Bey'in de belirttiği gibi Bursa'mızdayız. Bursa'nın birçok trafik problemi var. 2 yılda, 3 yılda çözeriz diyorlar. Peki de 16 yıldır ne yaptınız? Kimse bunu ona hatırlatma ihtiyacını duymuyor. Şimdi İktidarda bulunan AK Parti de bugün ülkenin bütün problemlerini, beka problemi dahil, çözeceklerini söylüyorlar da 16 yıldır eğer Türkiye'de bir problem, beka problemi varsa bunun müsebbibinin kendileri olduğunu idrak bile etmiyorlar. Biz zaten şunu biliyoruz. Türkiye'nin şu anda bir beka problemi olduğu kanaatinde değiliz. Ancak Türkiye'mizin dışarıdan bir takım saldırılara muhatap olduğunu biliyoruz. Bu yeni değil. Cumhuriyetin kuruluşundan beri bu gerçek var. Biz bunu bilerek Türkiye'nin nasıl bir ülke olması gerektiği konusunda fikirlerimizi, düşüncelerimizi ortaya koyduk. Biz sadece kendimizden mesul değiliz. Biz Osmanlı'nın varisleriyiz.
Osmanlı bütün bir İslam coğrafyasını, hatta onun ötesinde kendisinin hakim olduğu ülkelerde bile barış ve huzuru sağlamayı kendi asli görevi görmüştü. Biz de aynı düşüncedeyiz. Eğer bölgemizde, İslam aleminde, geri kalmış yerlerde, ülkelerde ve bütün dünyada huzur ve barış istiyorsak, bu ancak ve ancak milli görüş prensiplerini benimseyerek sağlanabilir. Ancak milli görüş prensipleri nedir dediğimiz zaman da karşımıza birkaç tane konu çıkar. Bunlardan bir tanesi, biz dünyaya yeniden barış ve huzuru getirmek için yola çıkıyoruz. Ülkemizden önce bunu düşünüyoruz. Ancak dünyaya barış ve huzuru getirmek istiyorsanız sizin dünyada hatırı sayılır, kendisine güvenilen bir ülke haline gelmeniz lazım. Bu da ancak yeniden büyük Türkiye'yi kurarak sağlanabilir. Güçlü, herkesin güveneceği, bir karar verdiği zaman da o kararı icra edebilecek bir güce sahip ülke. Problemlerini çözmüş, halkın içinde bütünlüğü sağlamış, öyle kamplar oluşturmuş. Benden olanlar vatan sever, karşımdakiler vatan haini, yarı yarıya düşünün siz bir ülkede yaşayacaksınız. Devleti yönetecekler diyecek ki bu ülkenin yarısı vatan sever, yarısı da hain. Böyle bir ülkede huzur olur mu? Böyle bir ülkede Cumhurbaşkanı bütün vatandaşları kucaklıyor denebilir mi? Böyle bir ülkede adalet olur mu? Bunu bile idrakten aciz yöneticiler ülkeye huzuru getiremeyecekleri gibi dünyaya da huzur getiremezler, sağlayamazlar. Ancak güçlü ülke olmanın, yeniden büyük Türkiye'yi kurmanın iki tane temel adımı vardır. Bir tanesi, her zaman söylüyoruz, ahlaki ve manevi değerler ihya edilmeden bu ülke güçlenemez. Büyük hedeflere yürüyemez. Büyük hedeflere yürüyebilmek için, problemlerimizi çözebilmek için önce ahlaki ve manevi değerlerimizi yüceltmemiz lazım. Gençlerimiz böyle yetiştirilecek. İnsanlarımız bu inanca sahip olacak. Bu inanca sahip olmak ne demek? Biz bunu böylece söyleyip geçiştiriyoruz. Adaleti tesis etmeden huzur ve barış olmaz. Bir ülkede yolsuzluk ve israfı kaldırmadan zenginlik olmaz. Şeffaflık olmadan yolsuzluk olup olmadığı bilinmez. Komşusunun derdiyle dertlenen bir insanlık oluşturmadan fakir ve fukaranın halinden kimse anlamaz. Bir yere bir insan görevlendirileceği zaman liyakate önem verilmeden bu sağlanamaz. İstişare edilmeden karar verilirse sürekli hata yapılır. İstişare ise seni tasdik eden, seninle beraber olan, evet efendim ne kadar da güzel buyurdunuz diyen insanlarla yapılmaz. Yeri geldiği zaman senin fikirlerini benimsemeyen, yanlışlarını açıkça ortaya koyan uzman insanlarla yapılır. O zaman verilen kararda bereket olur. O zaman verilen karar isabetli olur. Biz tabii, bana da öyle diyorlar, biraz sanki ders verirmiş gibi konuşuyorsun diye. Ya bende hocalık yok. Ancak yaş belli bir noktaya gelince tecrübeler insana bazı şeyleri ister istemez söylettiriyor. Benim söylediğim %90 hocamızdan aldığım ve bir de kazandığım tecrübe neticesinde ortaya koyduğum fikirler. Yoksa ben Allame-i Cihan bir insan değil. Tekebbür sahibi olduğunuz zaman problemleri çözemezsiniz. Tekebbür çok ciddi bir hastalıktır. İnsan kendi nefsine bir güvenmeye başladı mıydı, kendisini tenkit edenlere karşı tahammülü kalmaz. Sanki kendisine birisi saldırıyormuş zanneder. Biz şimdi buralara geliyoruz. Bu sözleri söylüyoruz.
Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Zannediyorlar ki biz kendilerine husumet besliyoruz. Düşmanlık yapıyoruz. Yok ya. Oturup bir düşünesiniz diye biz bazı fikirleri her gittiğimiz yerde tekrar ediyoruz. Ders alasınız diye size düşmanlık beslesek sizin gibi yapar, küfrederdik, sizi de hainlikle itham ederdik. Öyle demiyoruz. Biz bu ülkede yaşayan herkesi seviyoruz. Ama biliyoruz ki insanlar doğru karar da verebilir, yanlış karar da verebilir. Yanlış karar verildiği takdirde de o konuyu bilenler iktidarda bulunanları ikaz ederler, yapmayın derler. Böyle giderseniz sorunuz helak olur derler. Sadece siz değil, size oy verip bu makama getirenler de perişan olur derler. Şimdi geldiğimiz nokta böyle. Dikkat ederseniz basında, medyada düne kadar iktidara her türlü desteği veren bir takım kardeşlerimiz şimdi çıkmış, kendileri söylüyor, ya biz söylüyoruz diye değil, bazen geliyorlar. Ya siz 28 Şubat'ı bile savunuyorsunuz. Yok ya, biz 28 Şubat'ı savunmayız. Savunamayız, mağduru biziz. Biz 12 Eylül'ü savunamayız. Niye mağduru biziz ya? Ondan dolayı biz 11 ay hapis yattık. Biz 12 Mart'ı savunamayız. Ama yazarlar diyor ki 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de 28 Şubat'ta da biz bu kadar baskı altında hissetmedik kendimizi. O zaman açıkça çıkıp kendimizi savunuyorduk. Fikirlerimizi söylüyorduk. Ama cezalandırılmıyordu. Şimdi söylediğimiz zaman aşağılanıyoruz. Bize hemen hainlik damgasını basıyorlar. Olmaz ya. Düne kadar biz aynen onların ağzıyla söylüyorum. Bugüne yani yazılan bir makalede ya atıfta bulunarak söylüyorum. Yahu biz size dostluk ettik. Hatalarınızı söyledik. Sizi üzmek için değil, yanlışlarınızı düzeltesiniz diye söyledik. Ama ne yazık ki bizim bu söylediklerimizden ders alan, ibret alan yok. Muhterem arkadaşlarım, biz aynı şekilde kimseye karşı husumet beslemiyoruz. Sadece doğruları söylüyoruz. Bugün iktidarda bulunanlar geçmişte beraber siyaset yaptığımız insanlar, arkadaşlarımız. Ama maalesef bizim prensiplerimizin tamamını terk ettiler. Tamamını terk ettiler. Bizden ayrıldıkları zaman gömlek çıkardılardı. O gömleğin çıkarmanın ne manaya geldiğini bugün biz anlıyoruz. Bütün prensipleri ortadan kaldırdılar. Kendilerini hiçbir kaide ve kuralın bağlamadığı kanaatine geldiler. Onun için adalet umurlarında değil. Onun için dayanışma umurlarında değil, şeffaflık umurlarında değil, yolsuzluk olmuş olmamış, israf varmış yokmuş umurlarında bile değil. Liyakat ne önemi var ki? Adamı alırız, sonra eğitiriz. Ya siz bir genel müdürü eğitemezsiniz. Genel müdürlüğe gelecek bir adam eğitilmiş olarak gelecek ki hizmet versin. Siz bir yerde uzmanı eğitmek için almazsınız. Uzman olarak alırsınız ki bir arabayı doğru dürüst tamir etsin. Siz çırağı uzman diye alan, ustabaşı diye alan bir mühendis, bir idare gördünüz mü? Yok ya, çırak çıraktır. Çırak demek bir işe heveslenmiş, usta olmak isteyen ama henüz o ustalık mertebesine gelememiş adam demektir. Bunlar işte tam bizim dediğimizin zıddını yapıyor. Ne yapıyor? Çırağı alıyor, ben bunu eğitirim diyor. Peki de o zamana kadar bozduğu arabanın hesabını kim ödeyecek? Bunu düşünmüyor. Yanlışları kim düzeltecek? Onu düşünmüyor. Böyle yapıldığı zaman devlet böyle idare edilmez. Bunun idraki içinde değiller. Hele bazıları Allah muhafaza etsin. Yani duyduğum zaman inanamadım önce. Şunu ben dinlemem lazım dedi. Adam diyor ki
Arkadaş biz öyle bir topluluğuz ki birbirimize bağlıyız. Hırsızımız bile bizim hırsızımızdır destekleriz. Bu ruhu kafasına indireceksin. Ve ahmak hırsız desteklenir mi? Ha biz farklıyız ama. Bak bizim bir özelliğimiz var. Bizim içimizde de hırsızlar barınamaz. Kaçar giderler. Biz farklıyız. Meselelere yaklaşımımız farklı. Ha biz hırsızı da kovaladığımız zaman onu dürüstlüğe davet etmeyi bir vazife biliriz. Biz insanların hatalarını görüp onları topyekün toplumun dışına itelemeyiz. Onları düzeltmek, hatalarını düzeltmelerine yardımcı olmak da bizim aslında asli görevlerimizden bir tanesidir. Bugün içinde yaşadığımız bu şartları gündeme getirirken elbette Bursa'mızda bazı noktaları dikkate almak mecburiyetindeyiz. Ben Bursa'ya ilk defa 1959 yılında geldim, liseyi bitirdiğim zaman. Yani aranızda tabii o tarihten beri gelen insan adedi epey azaldı herhalde. Bursa bambaşka bir şehirdi. Sadece tarih kokuyordu. Güzellik, maneviyat. Bursa'nın, Bursa bizim ilk başkentimiz. Evet, Söğüt de başkentlik yaptı ama kendimize gelip Bursa'yı fethedene kadar. Ondan sonra Bursa Osmanlı'nın başkenti oldu. Onun için Bursa'nın özellikleri var. Burada büyük zatların kabirleri var. Büyük ibadethaneler inşa edilmiş. Medreseler inşa edilmiş. Yani Bursa'da bazı camilere gittiğimiz zaman o camilerin bugün yapılan camilere benzemediğini görüyoruz. Neden? Çünkü o camiler aynı zamanda devlet erkanının oturup istişare ettiği, karar verdiği devlet merkeziydi. Şimdiki gibi değildi. Namazını kıl git. O da güzel. En azından namazını kılıp gidiyorsun. Ama o özelliklerini Bursa'daki Ulu Cami'nin dışında, Ulu Cami tabii sonradan Osmanlı satvetli bir döneme girdiği zaman yapıldı. Ama diğer camilere girdiğiniz zaman o kademeleri, o odaları bunun için görürsünüz. Yeşil öyledir. Durduk yere olmamıştır ki o. Durduk yere cami öyle inşa edilmemiştir. Devletin yönetildiği yer, mekan bir özelliği var. Ve orada verilen kararların bir manevi ağırlığı da var. Siz oraya girip o mekanda yolsuzluk kararı alamazsınız arkadaş. O mekan müsaade etmez. İsraf edemezsiniz. Layık olmayan bir insanı belli bir makama tayin edemezsiniz. Oraların özelliği var. Şimdi oralardan çıktınız. Öyle bir yere geldiniz ki verdiğiniz sözlerin ne manaya geldiğini idrak bile edemiyorsunuz. Nasıl karar vereceğinizi, neye istinad edeceğinizi kararlarınızın bilmiyorsunuz. Şeffaflık denen şey ortada kalmadı artık. Bir bakıyoruz ki Türkiye'nin en büyük ihaleleri yapılmış. Ben geçenlerde bunu tekrar tekrar söyledim. Hep Çanakkale Köprüsü. Durmadan aklımda takılı. Yahu şu anda Çanakkale Köprüsü'ne ihtiyaç yok. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'nden geçerek geldik. Osman Gazi Köprüsü bile üzerinde yayından geçmek istiyorsan 103 lirayı ödeyeceksin diyor. Geçmiyor insanlar. Köprü boş. Bu ne demektir? Bu köprü rentable değil. Yani bu köprü yapıldığı zaman kendisini kurtarmıyor o ücretle. Niye yaptınız? O zaman garanti vermeyecektiniz. Oraya birisi kar etmek için kurduysa, o zaman karını kazanamıyorsa ister yapsın köprü, ister yapmasın, bana ne ya? Böyle bir mantık olur mu? Zarar ederse devlet ödeyecek.
Tam onun için diyorum, tam Deli Dumrul'u bundan daha güzel anlatan bir misal olmaz. Biz geçtik, 103 lirayı ödedik. Ama geçmeseydik hem sopayı yiyip hem de 203 lira ödeyecektik büyük ihtimalle. Siz ödüyorsunuz, ben de ödüyorum. Ayrıca böyle bir mantıkla yap iş dev, yap işlet meselesi, devret meselesi karlılığa dayanır. Kar etmeyen bir inşaatı yaparsanız, bir tesisi kurarsanız ona kar garantisi vermemeniz icap eder. Karlılık üzerine o kuruluyorsa. Siz karlılığı garanti ettikten sonra Uludağ'a git, dünyanın en yüksek binasını kur. Umurunda bile olmaz adam, kurar. Buraya bir uzay istasyonu kur, kurar. Ama o kurulan tesis kendisini amorti edebilecek mi? Onu baştan hesap ederseniz kimse yanlış bir işe para yatırmaz. Bu işlerin %90'ı yanlış ve hükümet ısrarlı. Çanakkale Köprüsü'ne de onun için bahsettim. Aynı mantıkla yapılıyor. Çanakkale Köprüsü kar etmesi mümkün olmayan bir köprü. Şimdiden söylüyorum. Üzerine hangi rakamı koyarlarsa koysunlar. Oraya para yatıran baba yiğit. Kimse devlet garantisini çek bakayım yatırabiliyor mu? İş bu kadar basit ya. Eğer o köprü karlı değilse mübarek adam niye yapıyorsun bu köprüyü ya? Zaten borca battık. Borcu bile ödeyemiyoruz. Bir de üstüne o köprünün karını ödeyecek bu memleket. Ya günah değil mi? Yazık değil mi? Böyle bir mantıkla iş görülür mü? Allah yardımcımız olsun. Cidden insanın delireceği geliyor. Böyle bir iş yapılmaz. Devlet böyle yönetilmez. Böyle karar verilmez. Onun için Bursa'mızdan bahsederken elbette bizi buraya kadar getirdi. Neden? Devlet, devlet olma vasfını taşıyordu o zaman. Kamu malına, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkılıyordu. İsrafa hiçbir zaman tevessül edilmiyor. Yolsuzluk zaten hiçbir zaman düşünülmüyordu. İş ehline veriliyordu. Mutlaka istişare ediliyor ve istişare üzerine karar veriliyordu. Devlet başkanları alçak gönüllüydü. Yani Ulu Cami için söylenir. Ben bunu bir yerde ya dinledim ya okudum ama hani Ulu Cami inşa edildikten sonra o zamanki alimlerden büyük zatı çağırmışlar. Nasıl diye sormuş Ulu Cami'ye. Ne demiş? Dört köşesinde dört tane meyhanesi eksik demiş. Var da. Niye demiş? Çünkü padişahın o zaman kendisi vatandaş görmese bile içki içtiğini farkındaymış. Şok olmuş ama bunu söyleyecek dirayeti göstermiş o zamanki alimler. Şimdi siz onu söyleyebilecek alim bulabiliyor musunuz? Bulamazsınız. Muhterem kardeşlerim, Bursa tabii tabii zenginlikleriyle Türkiye'mizin en müstesnai illerinden bir tanesi. Başka bir Bursa yok ha. Gidin başka yerde, başka şehirlere benzeyen beş aşağı beş yukarı özellikleri olan şehirler vardır. Gidin Sivas'a, özellikleri vardır. Kayseri'nin kendine mahsus özelliği, Diyarbakır'ın vardır, Urfa'nın vardır. Bursa'nın Bursa'ya benzeyen başka bir il Türkiye'mizde yok. Böyle bir şehir yok. Tarihi dokusu bir taraftan, manevi havası var. Öbür taraftan tabii güzellikleri bir Uludağ. Diğer güzellikleri nereye giderseniz gidin yemyeşil bir il karşınıza çıkar. Tarımda en verimli topraklara sahip. Sanayide ise ilk Türkiye'mizin organize sanayi bölgesinin kurulduğu, otomotiv sanayinin kamil manada geliştiği, hakikaten sanayi toplumunun oluştuğu bir il haline geldi.
göz bebeğimiz gibi bakmalıyız. Güzelliklerini muhafaza etmeliyiz. Ama dönüp de son 16 yıla baktığımız zaman ancak bir şehir böyle perişan edilir. Meşhurlardan, ediplerden birisinin bir sözü var. Diyor ki, sehlin bu mertebesi cehlin, düzeltiyorum, cehlin bu mertebesi sehl ile olmaz. Görünür rütbeyi aklı eserinden. Ne demek? Hatanın bu derece fazla olması yanlışlıkla olmaz. Bir insanın hatasının bu noktaya çıkması ancak cehalet tahsili görmesiyle sağlanır. Bunlar özellikle cahil nasıl olunur? Öğrenim görmüşler. Öğrenim görmeseler tesadüfen bu kadar hata yapılmaz. Bir taş atarsın, iki taş atarsın, değmez, üçüncüsü değer. Ama her taşın isabet ediyorsa burada başka bir hata var. Bu arkadaşlar ciddi hatalara mahkum etmiş kendilerini. Deden karar verirken samimi bir şekilde ne yazık ki düşünmüyor, müzakere etmiyorlar. Aslında düşünüyorlar. Düşünüyorlar da demek tamamen isabetli olmaz. Ama bir iş üzerinde düşünüldüğü zaman şuna bakılır. Biz bu işi niye yapıyoruz? Bu işten halk hangi faydaları sağlayacak? Bu şehre hangi güzellikler kazandırılacak? Bizim bu şehirde yaşayan insanımız bu eserden dolayı neler kazanacak? Bu düşünülür. Bu arkadaşlar öyle yanaşmıyor. Bu değişikliği yaptığım zaman, burada bu işi yaptığım zaman önce benim kasama ne girecek? Adam bunu birinci prensip olarak ortaya koydu muydu, orada iş bitti. Çözemezsiniz bir daha. Yolsuzluk dediğimiz bu. Onun için imar planları değiştiriliyor. Yine Allah razı olsun. Ben şuna inanıyorum ki Bursa'yı yeniden Bursa yapabilecek olan elbette diğer bütün belediye başkan adaylarımızı da aynı kefeye korum ama Mehmet Bey kardeşimiz hakikaten bu işe büyükşehir belediye başkan adayı olarak en layık olan insan. Bu işi çözer, buna inanıyorum. Çözülmez denilen problemleri de çözeceğine inanıyorum. Neden? İhlasla, samimiyetle bu işi ele alacak bir kardeşimiz. Bu projeler sadece bir takım rant kazanmak, birilerine bir takım menfaatleri temin etmek için yapılırsa orada hayır olmaz. Onun için bu kadar inşaat yapılıyor, şehir biraz daha düzeleceğine, güzelleşeceğine, halkımız biraz daha rahat edeceğine tam tersi şehir çirkinleşiyor. Halkımız biraz daha sıkıntının içine giriyor. Siz nerede gördünüz böyle bir şehirleşmeyi? Yok ya, sadece AK Partili belediyelerde var bu. Özellikle kanlarına işlemiş. Rant olmadan iş olur mu ya? Adamın biri geçen gün ne diyor? Yani hangi ülkede yaşıyoruz ben şaşırdım ya. Din istismarı gündeme gelince ne demiş adam? Diyor ki elbette ederim, din benim babamın malı değil. Siz de dindarsanız siz de istismar edin. Adama bak. Kendi verdiği karardan, vebalden korkmuyor. Bir de bize tavsiye ediyor da sen de işte bunu kullan. Kullanmaya kalk diye. Ya Allah'tan kork. Din kullanılır mı belli bir maksat için? Yanlış yapmamayı din bize emreder. İnanç bize emreder. Onun için yola çıkarken bir kendi kendime karar almış söylemiştim. Bütün arkadaşlara da duyurdum. Arkadaş biz İslamcı değil Müslümanız. Elhamdülillah. Bununla ne kastettiğimi herkes biliyor. Bizim bazı arkadaşlarımız da tepki gösterdiler. Ya ne demek bu ya?
Niye İslamcı değilsin? Sen Müslümanlık için gayret gösterir misin, göstermez misin? Arkadaş, bu bugün İslamcılığın geldiği mana demin adamın istismar ettiği mana. İslam'ı kendi dünyevi menfaatleri için kullanıyor. Buna da İslamcılık deniliyor. Ben onlardan değilim. Biz onlardan değiliz. Olmayacağız da Allah'ın izniyle. Biz İslam'a hizmet ettiğimiz zaman şeref kazanacağımıza Cenab-ı Hak indinde inanırız. İkisinin arasında çok büyük fark var. Birisi fedakarlık gerektirir. Öbürü dünyevi menfaatler uğruna dininden, inancından taviz gerektirir. Bunu bile fark edemiyorlarsa vay geldi o arkadaşların haline. Onun için biz Bursa'yı çok ama çok farklı bir kent, farklı bir il olarak görüyoruz. Bugünkü haliyle de belediye başkanları, büyükşehir belediyesi olduğu için Bursa'mız köylünün de derdiyle dertlenmek durumunda. Biz köylünün karşısına, çiftçinin, üreticinin karşısına rakip olarak devleti çıkaramayız. Şimdi adamlar Antalya'ya gittik. Hale uğradık. Sabahleyin erken saatlerde üreticinin getirdiğini Türkiye'nin dört bir tarafına dağıtmak için adamlar 2'den 6'ya 7'ye kadar gayret gösteriyor. Ama kendilerine maalesef vatan haini denildiği için de üzgünler. Hatta latife olsun diye gittiğimiz zaman vatan hainlerinin bulunduğu yere hoş geldiniz dediler. Haşa dedik. Biz sizi böyle göremeyiz. Siz bir hizmet yapıyorsunuz. Bu hizmet önemli bir hizmet. Ha bu hizmeti istismar edenler olabilir mi? Her yerde olur. Bir kişi, iki kişi, beş kişi hata etti, yanlış yaptı diye koskoca bir topluluğun tamamını aynı kefeye koyabilir misiniz? Kabzımallık basit bir iş değil, önemli bir iş. Bir aracı, üreticiyle tüketicinin arasında en önemli görevi üstlenmiş. Ama bu insanları siz ucuza mal alıp, pahalıya mal alıp ucuza satma noktasına getiremezsiniz. Herkes hizmet görecek, her hizmetin karşılığında da kazanç sağlayacak. Onun için tarım önemli. Biz bugün tarımı o kadar çok ihmal ettik ki artık tarımla uğraşanlar geçimlerini sağlayamıyorlar. Zarar ediyorlar. Zarar edince çiftçiliği bırakıyor, tarımı bırakıyor. Türkiye'de Tarım Bakanı'nın ifadesiyle şu anda 2 milyon hektar arazi ekilmiyor. Geçen dönemde bu 2 milyon hektar, göreceksiniz, Allah muhafaza etsin, daha fazla arazi ekilmeyecek. Neden? Bir insan bir üretimi kendi geçimini sağlamak, millete de hizmet etmek için yapar. Ama zarar ediyorsa o işi devam ettiremez ki. 11'e mal edeceksin, millet için 9'a satacaksın. Yok ya, satamaz. 11'e mal ediyorsa 13'e. Hadi bilemedin 12.5'a sattırabilirsin onu. Ondan zarar etmesini isteyemezsin. Zarar ederse işi bırakır. İşi bıraktığı zaman üretim düşer. Üretim düştüğü zaman sen elin üretimine, başka ülkelerin üretimine mahkum olursun. Çiftçimize biz buğdayda 110 kuruşu çok görüyoruz. Dışarıdan 160 kuruşa buğday ithal ediyoruz. Böyle bir mantık yürür mü? Düne kadar Rusya'ya domates satacaktık. Şimdi Avrupa'dan domates ithal ediyoruz. Patates, soğan. Yaba herkes gidiyor. Şimdi bir zaman soğan lobisi vardı, patates lobisi vardı. Şimdi soğan kalmadı, patates kalmadı. Dünyanın dört bir tarafını dolaşıp soğan arıyorlar, patates arıyorlar ya. Bu ne biçim mantık? Dedim ya, sehlin bu mertebesi cahillikle olmaz. Öğrenmişler bunlar bu cahilliği. Tahsil görmüşler. Bu kadar hata tesadüfen yapılmaz.
Ama hatayı sık sık tekrar ederseniz millet artık bıkar. Onun için bizim ne yazık ki bugünkü hükümetin el attığı her saha çöktü. Çökmemesi de mümkün değil. Bunun için özellikle şu hususları kısaca dile getirmek istiyorum. Tabii bir hafta sonuna geldik. Sizi burada çok da uzun tutmayı arzu etmem. Fakat bazı konuları da dile getirmeden geçmeyi de doğru bulmuyorum. Bir defa şunu hemen söyleyeyim. Toplum kesimlerine bakarsak bizim en çok endişeli kesim gençlerimiz. Üniversitede okuyorlar, lisede okuyorlar. Yarın hayata atıldıkları zaman hep bir iş endişesi var. Üniversiteyi bitiren gençlerin her dört gençten bir tanesi işsiz. Şimdi o rakam 1,5-2'ye doğru tırmanıyor. Geçen ayın rakamları bir ay önce işsizlik 3.981.000 kişiydi. Geçen ay 4.400.000 kişiye yükseldi. Bunu ben söylemiyorum ha, bu devletin resmi rakamları. 4.400.000 işsiz var. En az 2.000.000'da cebine 400-500 sosyal yardım parası konulduğu için iş aramaya gitmeyen insan var. Çünkü iş aramaya gitti miydi işsiz sınıfına giriyor. O 400 lirayı ver bakayım bana diyorlar. Korkuyor. Eder işsiz sayısı 6,5-7 milyon. Muhterem arkadaşlarım, bizim ülkemiz gibi bir ülke bu kadar işsizliği kaldıramaz. Önümüzdeki aylar gösteriyor ki bu işsizlik rakamı artacak. Biz bu işsiz kardeşlerimize sesleniyoruz. Hata yapmayın. Yarın bunlar bir imtihan açarlar. 3.000-5.000 kişiye iş vereceğiz derler. Biz de bir torpil bulursak belki iş buluruz diye düşünmeyin. 5.000 kişilik iş yeri açılsa senin şansın ne kadar biliyor musun? 5.000.000 işsiz olsa 1/1. 1.000 kişide 1 kişi iş alacak ancak. Buna güvenme ya. Gençlere sesleniyorum. Onlar bizi en çok dinleyen, en çok anlayan insanlar diye düşünüyorum. Ön yargıları yok. Hele üniversitede okuyanlar için söylüyorum. Söylediklerimize kulak verin. Bu iş 3.000, 5.000, 10.000 kişiye iş bulmakla düzelmez. Ekonomi bütünüyle sil baştan ele alınacak. Gençlere, özellikle üniversite gençliğine iş sahaları açmak için yatırımlar özendirilecek. Üretime dönük yatırım olmadan işsizlik çözülmez. Herkes bunu böyle bilmeli. Öbür taraftan elbette memurlarımız aynı sıkıntının içindeler. Birçok yerde memuriyete girmiş ama artık itibar görmeyen, kenara atılmış bankamatik memurlarımız var şimdi. Yanlış bir iş. Siz bunu böyle yaparsanız memur halka hizmetten çekinir, etmez. Niye yapayım ki? Boş ver. Ne hali varsa görsün der. Olmaz. Memur da işçi de bugün doğru dürüst geçinemiyor. Aynı problemi emeklilerimiz de yaşıyor. Ama emeklilerimizin başka problemleri var. İşte yaşa takılanlar var. Ya adam emekli olmuş maaş alamıyor. Adam emekli olmuş sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Böyle bir mantık olur mu Allah aşkına ya? Bize geliyorlar. Biz derdinizi anlıyoruz ama bu işi şu anda biz muhalefette çözemeyiz. Sadece dile getiririz diyoruz. Devlet de diyor ki para mı var ki yapalım biz bunu? Ya sen israf ederken, yolsuzluğa para ayırırken bana mı soruyorsun? Niye sen onları ayırıyorsun da bu garibanların halinden anlamıyorsun? Hele de sigortalılar, daha önceden sigortalı olanlar. Adam
Dünyanın başka bir yerinde biz de yanlış kararlara bir madalya verelim, hangisine veririz diye düşünülse zannediyorum ki bunlara verilir. Niye? Bunlar geçmişte bir kanun çıkardılardı. Özal zamanında da çıktı bunun bazıları biliyorsunuz. Ne kadar işçiler bilir, ne kadar çok çalışırsan emekli maaşın o kadar azalacak. Ya güler misin, ağlar mısın ya? Böyle bir mantığı hakikaten dünyada bir görücüye çıkarsak, bir madalya verelim bu yanlış kararları kimler alıyor diye, emir olun bizimkilerine verirler. Olmaz. Böyle bir mantık olmaz. Bunlara da bir şey söylediğin zaman paramız mı var? Adam köprüye parayı buluyor, hastaneye parayı buluyor, yola parayı buluyor, binayı yıkıp yerine yenisini yapmaya parayı buluyor. Saraylarda yapıyoruz. Şimdi artık saraylardan idare ediliyoruz. Yani sadece Ankara'da saraylarımız yok. Yazlık saraylarımız var, kışlık saraylarımız var. O yetmedi, belediye saraylarımız var, devlet saraylarımız var. O da yetmedi, İstanbul'a gidin. Burada var mı yok mu görmedim. Adalet saraylarımız var. Hem de bir Avrupa'ya gidiyorsun yakasına. Avrupa'nın en büyük adalet sarayı bizde, biliyor musunuz? Asya yakasına geliyorsun, gene Asya tarafının en büyük adalet sarayı bizde. Problem nerede? Bu sarayın içinde adalet yok. Sarayı var da adalet yok. Böyle bir mantık olur mu ya? Ama bu arkadaşlar bunu beceriyorlar. Hem de iftihar ediyorlar yaptıkları saraylarla. Bu nereden geldik buraya biz? Arkadaş, siz adliye binalarını yıkıp yerine saray yapmakla hiçbir şeyi halledemezsiniz. Buraya parayı buluyorsunuz, öbür tarafta garibanın parasına el koyuyorsunuz. Buna adalet denmez. Onun için bizim bunların değişmesine ihtiyacımız var. Kim değiştirecek? Bunu ancak Milli Görüşçüler, ancak Saadet Partisi değiştirir. Çok net, çok kesin söylüyorum. Ha, bu gelip güvene dayanıyor. Bana oy verme. Yani ben diyeyim zaman kendimi kastederek, siz de biliyorsunuz, söylemiyorum. Saadet Partisi'ne oy verme. Seçimden sonra gel. Ya biz size oy vermedik ama gene de bizim halimizden siz çok iyi anlıyorsunuz. Bizim derdimizi dile getirin. Ne yazar? Arkadaş, hiç faydası yok. Bak geçen sefer biz seçimlere giderken birçok insan geldi. Gönlümüzü kazandınız dedi. Allah razı olsun dedi. Seçime yakın sorduk. Gönlünüzü kazandık da oyunuzu, kafayı öne ediler. Sonunda ne oldu? Sonunda bu millet neye layıksa o başımıza geldi. Ha, şimdi diyor ki, yalnız şimdi bir farklılık görüyoruz elhamdülillah. Sadece gönlümüzü değil, oyumuzu da alacaksınız arkadaş. Kimler diyor? Her cins insan var. Artık bu işin içinde özellikle de AKP'liler var. Gerçekleri gören, bu böyle gitmez diyen. Ama baza geldikleri zaman da şunu söylüyorlar, ben de makul karşılıyorum. Bize meydanlara çıkıp sizin yanınızda durmamızı beklemeyin. Sizinle beraber fotoğraf çektirmemizi beklemeyin. Zarar görürüz diye endişe ediyoruz. Biz de bunu doğru buluyoruz, makul buluyoruz. Ama göreceksiniz, Allah nasip ederse sandıklarda bir patlama meydana gelecek. Biz 1989 yılından önce 87 seçimlerine gittik. Milletvekili çıkaramadık. Ama güzel bir oy aldık. 7.8. 89'da seçimlere gittik, mahalli seçimlere. %9.8 oy aldık. 5 tane ili kazandık. Bu 94 ruhu diyorlar ya, 94 ruhu işte o 89'da kazandığımız belediyelerle meydana getirildi. Kendiliğinde meydana gelmedi. Sonra 91 yılında %17 ile meclise girdik. 94 geldi, 29 tane belediyeyi kazandık. Büyük bir sıçrama yaptık. Sonra 95 yılında da Türkiye'nin en büyük partisi olduk. 96 yılında 54. hükümeti kurduk. Allah, Allah, Allah,
Onun için şimdi bu süreç içindeyiz. Tarih tekerrürden ibarettir. Tekerrür ediyor. Ancak milletimizden istirhamımız şu. Elinizi lütfen çabuk tutun. Özellikle bu seçimde size hizmet edecek insanlarla kendi menfaatini kollayanlar arasında bir ayrım yapın. Kendi menfaatini düşünenler emin olun size hizmet edemezler, etmezler. 16 yıldır ya yaşadık. Hani bunu ben yeni söylemiyorum. Hükümet beka problemi diyor. Mübarekler 94 yılında siz 2002 yılında seçime giderken bir beka problemi var mıydı? Yoktu. 16 yıl iktidardasınız. Şimdi diyorsunuz ki beka problemi var. Ya eğer bugün bir beka problemi varsa bunu üreten sizsiniz ya. Yanlış politikalarınız bizi bu noktaya getirdi. Kendiliğinden olmadı. Onun için milletimizden biraz acele davranmalarını, mutlaka bu seçimlerde Saadet Partimize destek vermelerini, belediyeleri en azından Saadet Partisi'ne teslim etmeleri gerekir ki dürüst idareyle diğerleri arasındaki fark ne? Görerek anlayalım. Yaşayarak anlayalım. Bu kendiliğinden olmaz. Biz şimdi laf ediyoruz. Ama tatbikatı 31 Mart'tan sonra gerçekleşecek. Bize verilirse hakikaten biz doğru mu söyledik? Yanlışı mı söyledik? Hakikaten dürüst belediyecilik, dürüst yönetim dediğimizde samimi miyiz? Bunu göreceksiniz. Görmeden olmaz. Onun için ben bütün milletimizden Saadet Partimize büyük bir destek bekliyorum. Bunun emarelerini de görüyoruz. Hamd ederiz. Ve inşallah bu seçimler bunun sandığa yansıdığı seçimler olacak diye düşünüyoruz. Öbür taraftan muhterem kardeşlerim çiftçilikten bahsettim. Çiftçilerimiz perişan. Devlet tarafından boş bırakılmış. Bakın kanunlarda çok açık. Kanunda diyor ki bu kanunu bu arkadaşlar çıkardılar. Bütçe yapılırken tarıma milli gelirin %1'inden daha az destek ayrılmaz. Milli gelirimiz kaç? 3,5 trilyon. 4,5. 4,5 trilyonun %1'i ne yapar? 45 milyar. Bunlar bütçeye tarım desteği için ne koydular? 16 milyar. Ya Allah'tan korkun. Sizin öngördüğünüz rakamları bile bütçeye koyamıyorsunuz. 44 milyar nere? 45 milyar nere? 16 milyar nere? Siz bu desteği çiftçiye veremezseniz çiftçi ayakta duramaz. Bu sefer dışarıya muhtaç hale gelirsiniz. Onun için mutlaka çiftçiye gerekli desteğin verilmesi icap eder. Boşuna geçmişle dememiş Mustafa Kemal de ne diyor? Çiftçi milletin efendisidir. Niye? Çünkü çiftçi milleti besliyor. Biz onları hafife alamayız. Hangi sahada gayret gösteriyor olurlarsa olsunlar saygıya değer bir kesimidir toplumumuzun. Esnafımız aynı şekilde. Esnafımız çok çeşitli. 100'ün üzerinde esnaf çeşidi var. Biz esnafımızın mutlaka ayakta tutulmasına inanıyoruz. Özellikle üretime dönük hizmet yapanlara mutlaka destek verilmesi, onların üretimlerini artırmaları için yanında olduğumuzu hissetmeleri icap eder. Hizmet sektöründe çalışanları biz ihmal edemeyiz, onu biliyoruz. Ama hizmet sektörü bizim üretimde çalışan insanlarımızın adedi arttıkça onların da hizmet sahaları genişler. Ama önce üreticiye destek vermek icap eder. Sanayicimiz ihmal edemeyiz. Eskiden biz rant çevrelerinden bahsederken genelde çok zenginlerin veya bankacıların milletin imkanlarını sömürmesini gündeme getirirdik yüksek faizlerle. Artık o tarih geride kaldı. Doğru. Bankacılar yine yeri geldiği zaman maalesef herkesin cebine dokunabiliyorlar ama onlar da verdikleri paranın karşılığını geri alamayınca iflasla karşı karşıya kalıyorlar. Biz sanayicimizi, insanımıza iş veren kesimi önemseriz.
onlara her türlü desteğin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Böylece sanayilerimiz gelişecek, büyüyecek, dünyada rekabet edecek bir seviyeye ulaşacak. İnsanlarımız orada çalışacak. Böylece Türkiye'de işsiz insan kalmayacak. Böylece kalmayacak. Yoksa ben 29 milyar lira parayı tahsis ettim. Hadi bakalım 2,5-3 milyon insana da iş vereceğim. Ya o zaman sen sanayiden de ekonomiden de hiç anlamıyorsun. Anlıyorsan milleti aldatmaya matuf kelimeler kullanıyorsun manasına gelir. Olmaz. Muhterem arkadaşlarım, iki kesimimiz daha var. Birisi kadınlarımız. Geçenlerde Kadınlar Günü'nü kutladık. Ankara'da Allah razı olsun, genel merkez kadın kollarımız çok güzel bir toplantı yaptı. Anneler için, üretken kadınlarımız için, topluma hizmet eden kadınlarımız için, ailesini yetiştirirken büyük fedakarlıklara katlanan kadınlarımız için çok güzel hediyeler verdiler, belgeler verdiler. Onlara müteşekkiriz. Biz kadın denildiği zaman Avrupa gibi düşünmüyoruz. Farklı bir anlayışımız var. Aileyi biz toplumun çekirdeği, nüvesi olarak görüyoruz. Bir aile bir erkekle bir kadından meydana gelir. İki kişi olmadan aile olmaz. Affedersiniz, biz burada çok açık ve net olarak söyleyelim ki eşcinsel evliliklerden bir aile meydana gelmez. Bunu bilelim. Bu bizim inancımızın da gereğidir. Ha, onların kendi problemleri var. O problemlerle ilgilenmeyi de bir vazife biliriz biz. O ayrı bir konu. Ama aile bir kadınla bir erkekten meydana gelir. Çocuklar aile ortamında büyür, gelişir. O ortamda anne en önemli unsurdur. Biz kadınlarımızın annelik, eşlik vasfını kaybetmelerine hiçbir zaman rıza göstermeyiz. Bunu herkes böyle bilmeli. Onun için kadının yeri bizde çok daha farklıdır. Bakın, hiçbir inançta, İslam'ın dışında, cennet kadının ayağının altına serilmemiştir. Cennet annelerin ayağının altındadır, erkeklerin, babaların değil. Bunu bilelim. Ve bizim tarihimize baktığımız zaman unuttuğumuz o kadar çok kadın insanımız var ki, kadınlarımız, bunları şimdi hatırlamakta fayda görüyoruz. Ben duyduğum zaman en çok sevindiğim ne oldu biliyor musunuz? Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bir kadını pazarı denetlemekle görevlendirmiş. Bak, Hazreti Ömer Efendimiz bir kadını pazarı denetlemekle. Neden? Çünkü kadın ailenin geçimini, o ekmeğini, aşını o pişiriyor. O biliyor sıkıntıyı. Onun dışında bir sürü alim kadınlarımız olmuş. Hadis nakledenler olmuş. Tefsir erbabı olmuş. Doktorlukta, tıpta, ilimde, matematikte birçok şahsiyetler olmuş. Ama biz bunların çoğunu unutmuşuz. Biz şimdi toplumumuzun içinde kadının yeniden temel vasıflarını kaybetmeden yer almasını arzu ediyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bunu da bizden başka hiçbir siyasi kuruluş gerçekleştiremez. Bunu da burada ilan edelim. En son olarak da engelli kardeşlerimize geliyorum. Elbette onların derdiyle de sonuna kadar dertlenmek mecburiyetindeyiz. Bizim belediyelerimizde belediye hizmetleri öyle olacak ki engelsiz bir şehir ortaya çıkacak. Engelsiz. Toplu taşıma araçları için de geçerli, başka hizmetler için de geçerli. İnşallah biz bunun en güzel örneğini belediye başkanlıkları Saadet Partili başkan adaylarına teslim edildiği zaman gerçekleşecek. Muhterem Bursalı kardeşlerim, vakit epeyce geçti. Sizi oldukça
Uzun bir zaman tuttum burada. Başlangıçtan beri söylediğimiz şeylerin çok özet olarak ilk başlangıçta söylediğimin sonunu şimdi getireyim. Demiştik ki biz dünyada huzur ve barış olsun. Huzur ve barışın olması için bizim mutlaka yeniden büyük Türkiye'yi kurmamız lazım. Yeniden büyük Türkiye önce ahlaki ve manevi değerler üzerinde inşa edilir. Ama onun arkasından da ekonomik, teknolojik, sanayi gücü gelmesi icap eder. Sanayileşmeden, neye ihtiyacımız varsa bunların tamamını ülkemizde üretmeden, teknolojide diğer ülkelerin önüne geçmeden güçlü bir ülkeyiz diyemeyiz. Eğer bu hale gelirsek o zaman göreceksiniz ki milli gelirimiz yükselir. O zaman göreceksiniz ki ihracatımız ithalatımızdan fazla olur. O zaman göreceksiniz ki Türkiye'nin itibarı bütün dünyada yükselir. Herkes Türkiye'ye özenir. Türkiye liderlik noktasına gelir, oturur. Bütün İslam ülkelerini toplamakla kalmaz, geri kalan, ezilen bütün ülkeleri de kendi şemsiyesi altına toplar. Dünyaya yeni bir nizam gelir, adalete dayalı, sömürüye dayalı değil. Onun için bizim hedeflerimiz büyük. Bizim hedeflerimize bugün Türkiye'yi yöneten arkadaşların hayalleri bile ulaşamaz, bundan emin olun. Muhterem arkadaşlarım, burada gelir dağılımına her zaman temas ediyorum. Bugünkü haliyle bu iş devam etmez. Türkiye'de asgari ücretin mutlaka yükseltilmesi gerekir ki insanımız kendi ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilsin. O zaman sosyal adalet gerçekleşir. Eğer biz bunu temin edebilirsek emin olun Türkiye bugünkinden çok daha hızlı kalkınır. Neden? Çünkü talep olacak ki yatırım yapılsın. Yatırım olacak ki işsizlik azalsın. Yatırım olacak ki Türkiye üreterek, güçlenerek kalkınsın. Bunların hepsi birbirine bağlı. Ama biz bunu gerçekleştiririz. Yine bu arkadaşlarımız bu konuda sınıfta kalırlar. Her seferinde söylüyorum. 2002 seçimlerine giderken beka probleminden hiç bahsedilmediği dönemdi ama o zaman çay simit hesabı her mitingde yapılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı çıkarken bir simit bir de çay oluyor. Diyordu ki ey ahali, böyle adaletsizlik olur mu? Asgari ücretle çalışan bir insan dört kişilik bir aileye, ailesi varsa sabah, öğle, akşam her seferinde herkes bir bardak çay bir de simit yese ay sonunu getiremiyor. Böyle diyordu. Yaşı yetenler biliyor öyle mi? Gençler bunu bilmiyor tabii. Peki bugün aynı hesap geçerli mi? Daha da fazlası geçerli. Bugün hiç yetmiyor. Hele de birazcık çayın kalitelisi dersen, simitin biraz daha simit sarayından alayım dersen hapı yuttun. Ay sonunu getirmen mümkün değil. Ebe mübarekler, 16 buçuk yıldır iktidardasınız. Bir asgari ücretlinin bile derdine derman olamadınız. Nerede kaldı Türkiye'nin derdine derman olasınız siz? Bunları görmek mecburiyetindeyiz. Çözemezler. Neden çözemezler? Çünkü bu meseleleri ehline tevdi etmiyorlar. Çünkü bir meseleyi çözmek için oturup onun müzakeresini yapmıyorlar. İstişarede bulunmuyorlar. Onun için önce ranta, yolsuzluğa, sonra da hizmetlere para ayırıyorlar. O zaman ülkemizin problemleri çözülmez. Biz tabii bütün yaptığımız çalışmalarda cepsiz ceketi bir simge diye koyduk ortaya. Neden? Arkadaş, bizim iktidara gelen belediyelerdeki kardeşlerimiz cepsiz bir ceketle dolaşacak. Tabii ben bunu söz gelimi diyorum. Cepleri olur da oraya haram para girmez. Biz yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz manasına geliyor. Dürüst olacağız. Belediyede
bizim arkadaşlarımıza tevdi edilen mala, mülke, paraya yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. Herkesin derdiyle dertleneceğiz. Partizanlık yapmayacağız. Herkese aynı hizmet anlayışıyla yaklaşacağız. Kapımız her zaman herkese açık olacak. Onun için bizim belediyecilik anlayışımızı bugünkü arkadaşların anlaması mümkün değil. Anlayamazlar. Çünkü öyle bir batağın içine sürüklenmişler ki düşünme özelliğini kaybetmişler maalesef. Bundan dolayı bizim bütün işlerimiz şeffaf olacak. Onu hemen vurgulayalım. Adaletten şaşmayacağız. Genel yönetimde de her zaman söylüyoruz. Eğer bir hakim devleti yönetenlerin gözünün içine bakıp vereceğim karar onları memnun eder mi etmez mi diye düşünerek hüküm verirse orada adaleti bekleme. Eğer bir alim devlet yöneticilerinin yanlışlarına karşı tavır koyacağına, onların yanlışlarına kılıf bulma havasına girerse gene orada adaleti bekleme, kıyameti bekle aslında demişler. Onun için biz çok farklı bir anlayışla geliyoruz. Demokrasiden bu yönüyle taviz kesinlikle vermeyeceğiz. Muhterem arkadaşlarım, bütün bunları söyledikten sonra bizim belediye başkanlarımızın her sahada herkesin derdiyle dertleneceğini söyledik. İnşallah bunu özellikle Bursa'mızda yaşayacağız. Bursa'mızın plaka numarası 16, öyle mi? Belediye sayısı 17. Bak 17 ilçemizde de adayımız var. Elhamdülillah. Bir de büyükşehir belediye başkan adayımız var. Etti 18. Biz seçime ne yapıyormuşuz Bursa'da? 18 adayla giriyoruz. İstanbul'da da 39 ilçe ve bir de büyükşehir 40 adayla giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı görmedi ama belki duyar diye söylüyorum yeniden. Biz çok açık ve netiz. Türkiye'de, bakın Bursa'da iktidar partisi her ilçede aday gösteriyor mu? Gösteremiyor. O zaman demek ki biz bir adım öndeyiz. Biz sadece Bursa için söylemiyorum. Her yerde seçime giriyoruz. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse sandıkta da bunun neticesini inşallah alacağız. İzmir'de de giriyoruz biz. Bunu bilin. İzmir'de her ilçede adayımız var. 4 tane bayan adayımız var. Hepsi iddialı, kazanacağız diye. Bunu bilin. Elazığ'a gittim. Elazığ'da nasıl bir manzarayla karşılaşacağımı bilemiyordum. Ya bir de gittim ki Elazığ belediye başkan adayımız neredeyse şimdiden mazbatayı almış gibi bir halde havada. Ömrünün bugüne kadar kısmının tamamını belediyede geçirmiş bir harita mühendisi. Elazığ'ın bütün problemlerini biliyor. Biraz önce Mehmet Bey kardeşimiz de Bursa'nın problemlerini saydığı gibi. Fiile yaşamış, nasıl çözeceğini biliyor. Orada da bir hanım kardeşimiz var. Garanti olanlardan bir tanesi o. Malatya'ya geldik. Aynı manzara. Eskiden AK Parti'nin içinde bir sürü hizmetlerde bulunmuş. Son kararı saadet olmuş. Şimdi bizim belediye başkan adayımız ve Allah'ın izniyle biz Yeşilyurt'u alacağız. Ben bunu moraliniz yükselsin diye söylemiyorum sadece. Elhamdülillah. Nereye gitsek bu coşkuyu, bu heyecanı, bu kararlılığı görüyoruz. Bundan dolayı da çok büyük memnuniyet duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak sözlerinizi teşhirli kılsın. Cenab-ı Hak en büyük muzafferiyetleri inşallah adaylarımıza nasip etsin. Elbette belediye meclis üyelerimiz bugün çok çok önemli bir görevle karşı karşıyalar. Biz onların da
bizim belediye başkanlarımızla birlikte çalışacaklarını biliyoruz. En büyük hizmeti birlikte sunacaklar Bursa'mıza. Bu sözlerle hepinize gösterdiğiniz bu misafirperverlikten dolayı, bu coşkudan dolayı, bu heyecandan, bu kararlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Seçimlerde en büyük zaferleri niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bu seçimleri Saadet Partimizin iktidar yürüyüşünde en önemli merhale haline getirecek. Buna da inanıyorum gönülden. Bu sebeple hepinize hayırlı geceler diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim.